Herkese selamlar hüküm. Ben Abdullah Atalan. Şu Renault Megane 4 aracın inceleme videosunu çekiyorum. Şöyle bir duruşu var. Şöyle eğsek. Tabii bizim araç biraz otomatik ve full olduğu için diğerinde mercek farlar gelmez. Sis farı var mı lan burada? Oğlum var da o kadar toz olmuş ki yok gibi. Geç araç biraz şey ya, çamur içinde kaldı. Yollar molla kötü. Burası Maraş Elbistan. Şöyle dolanayım mı? Vallahi beğeniyorum. Bagaj şuradan açılıyor. Bagajı geniş lan. Vallahi geniş. Şöyle koltuklar yatıyormuş. Şöyle bir anahtarı var. Bu araba 80.000 kilometrede. Şöyle 4 cam otomatik. Aynalar. Adını unuttum da bir kaplama var. Yani böyle daha güzel görünsün diye. Aynı kaplama şurada da var. Şöyle bir görüntüsü var. Ha bak, hız sabitleme. Ne yapıyorsun ya? Şunlar şey, hız sabitleyici. Şuna basıyorsun, devreye giriyor. Şu altındakine basıyorsun. Alttaki devreye giriyor, üstteki devreden çıkarıyor. Tamam. Buradan konuşma, telefonumuzu Bluetooth'a bağladıktan sonra aç kapa. Buradan göstergeyi gösteriyor. Yukarı aşağı yapıyorsun. Onu takarsan. Onu takacağım. Ha, şu bak. Oh diyor lan. Aynen. Bekle. Dur. Orada burada yol bilgilerini alıyoruz bu şekilde. Sağ sol araç bilgileri yukarı aşağı yap. Aynen bak ayarlarda, şurada. Ayarlarda. Ha, yağ değişimine 12 ay var diyor. Aynen. Yeni değişmiş. Aynen. Araç 17.400 olmuş. Kilometre diyor lan. Bu araç normalde zaten 80.000 kilometrede. 17.000 15.000'e değişirdi hemen. Aynen. Niye 17.500? Yol bilgisi diyor. 38 kilometre hızla ortalama gelmiş hemen. 7.4 litre yakmışız. Aynen. Otomatik bu araç benzinli. İyi mi kötü mü? Benzin 20 lira desen 1.2 lira falan yakıyor. Manueli almak için de sola çek. Sola çek. Anladın mı? Bak, bak burada M1 yazıyor tek mesela. Tek yapıyorsun. Aldın ya. Şöyle M1 yapıyor otomatik. İleri tekle. İleri tekle. Pandala basmana. Tamam hadi bastım bir tane. Yani otomatik kalkıyor buradan gene. Tamam. Buradan ileri geri. M2, M3 oldu. M3 şekilde yapıyorsun. Geri çekiyor kanka, devretmiyorum. Aynen. Sen bilmiyor musun? M4, M3, 3 vites mi zaten? Daha almıyor. Ya böyle gösteriyor da bu hızlanmazsa almıyor. Kalkışları şey yapıyor. Şimdi sağa çek, eski haline getir. B'ye geçtik. Aynen. Drive. Şurada şey yanıyor bak, güzelmiş. Aynen. Işıklar ufak yanar. Zaten ekranda da gösteriyor D mesela. Işıkta şöyle aynen. Far yanıyor. Aynen. Şöyle park lambası. Aynen. Şöyle de sönüyor. Aynen. Sönünce kanka ekrana veriyor. Çünkü aynen, gece mesela gözümüzü almasın diye zaten ışıklar yandığında gözümüzü almaması için burası sönük kalıyor. O öyle bir özelliği var. He. Zaten kap şuraya, bu depo kapağını açıyor. Şu altındaki ne temel? Alttaki de bagajı açmak için. He, bagajı açmak için. Aynen. Şu mercek yüksekliği. Aynen. Şu da yanlamasına değil mi? Aynen. Bak. Ondan sonra bak geri çekiyorsun kanka, selektör atıyor. Şu ne temel? Ha bu da komple uzun yakıyor. Uzun kalıyor öyle. He anladım. Selektörü uzun bırakmış oluyor. Bak şöyle ileri yapınca uzun, şöyle tık tık geri çekince hepsinin aynı, doğrudur. Aynen. İleri yapınca bir tane mesela şöyle bir tık atınca bir tık tokat atıyorsun. Bir tane yapıyor. Aşağı bırakırsan yavaş yavaş zaten ayarlar da bir tane yapıyorsun. Şöyle çevirsen, sen çevir ben çevireyim. Şu mu? Aynen. Bu ne yapıyor, bu hızlı mı şu an? O en yavaşı. Bu en yavaşı. Böyle en hızlısı. Ha bak görürsün zaten aynen. He bu şu bak. Bak şu bir, soldaki far, arkadaki de sis. Sisi açma dediğin gibi, gerek yok. Şuna kanka niye? Normal oldu. Şu an normal oldu, tamam. Biz konuma getirelim. Tamam, şuradan şey ayarlanıyordu, söyledik onu. Aynen. Şöyle ekran. Şöyle P'yi alalım. Aa bak, bu da şey de varmış ha. Flash'la AUX girişi de varmış. Aynen. Ekonomik modu var mesela, ekonomik. Evet. Tüketimi için. Şöyle bir tane tıklıyorsun, ekrana E-Eco diye geliyor. Çok bir işe yarıyor mu? Ne yapıyor? Güçten mi düşürüyor acaba? Düşürüyor güçten. Değil mi? Güçten düşürmüyor. Değil mi? Bak şöyle AC. Şu AC'ye klima. Şöyle artı yapıyorsun. Şurada yükseldi. Bu da Maraş soğuk lan. Şöyle kısıyorsun. Off'a getirdim. Şu araç içinde sirkülasyon. Şu arka camın bulsun çözme. Ortaya basıyorsun, şey açılıyor. Basıyorsun, tekrar kapanıyor. Tamam, radyoya basıyorsun, şöyle açılıyor. Şuradan 1, 2, 3, 1, 2. Dur lan tebem, Virgin'i buldum. Virgin 1'miş la. O kadar aradık la. Bir de ki sen kullandın mı Megane'ı? Sevmediğin yönü ne, sevdiğin yönü ne? Turbolu olması iyi. He. Hızlı gidiyor bir anda. He.
Valla biraz sanki rüzgara tabi oluyor. Sarsıyor yani. He. Kaport hafif olduğu için sarsıyor arabayı ya. Yani sarsıyor değiliz, kayıyor yani. Yolu iyi tutmuyor yani. İçi geniş, iyi. Eski Megane'ların koltukları daha rahat ama... Biz bu arabayı zaten sıfır aldınız. Şöyle basıyorsun, açılıyor. Hemen burada da bir şey yokmuş. Araba tam takır boş. Torpido açıp baktın mı hiç? Adam belki bir şey unutmuştur. Şuradan yürü unutsa. Ben ses kaydım tekrardan. La bir şey olmaz orada bu. 205'e 55, 16'ymış. O kadar kirli ki arkadaşlar lastiğimiz. Ne yaptığını bile göremiyoruz. Ha bak, farlar açınca da şöyle oluyor. Biraz hırçın gözüküyor. Sisleri de açmışız. Her şeyi açmışız. Yol tutmuyor abi. 2020-21 ne bir göstererek arkasına oturduk. Şöyle biz şimdi buradan çıkıp Adana'ya gideceğiz. Şöyle bir kendime bakayım. Niye yakışıklıyım be? Şöyle bak. Siz dikkat edince duyarsınız. Böyle bak. Hışırtı gibi böyle bir, böyle kopuyormuş gibi bir his geliyor. Trim sesleri. Yani İşte kapı şuralarından, anladın mı? Buralardan ses geliyor. Abi hani Haziran'dayız, yaz ayındayız, anladın mı? Yani şimdiden böyle bir hızda böyle sesler getiriyorsan sen, kış ayında yani içinde sesten, uğultudan duramayın yani o zaman. Çok yumuşak. Hızlanıyor mu mesela? Hiç şey yapmıyor. Kendini kasmıyor. Bu bence iyi bir şey mi? Bilemem. Yani yumuşak olmasını tercih edenler vardır ama ben böyle hızlanırken direksiyon kendini kassın isterim. Böyle bir hafiften de gece yolculuğu gibi bir şey yapıyoruz. Şöyle yolu çekeyim size. Rüzgar sesini beğenmedim. Çok geldiğini söyledim. Yapmadım. Çok gıcık oldum şu trim sesi var ya. Abi kapıdan ses geliyor. Ne bileyim teypten, kol dayamadan falan ses geliyor ya. Ya bunu bilmiyorum, bu kadar para veren insanlar bunu nasıl kabul edebilir ki? Yani bak size ne diyorum. Bu benim 2007 Focus'umla vallahi neredeyse aynı gibi bir şey ya. Yani o araba kullanılmıştı. 200 bin 300 bin kilometre her neyse. Yani bununla yarışabilir olması bence Megane için çok 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 bir zayıflık ya. Abi baksana ne yol tutuyor, ne yol sesini susturuyor. İçeri bayağı geliyor ya. Tüm camlarım kapalıyken geliyor bir de abi. Anladın mı? Bir kaliteli bir hissiyat yok. Takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Unutursan... Şaka şaka bir şey demiyorum. Unutursanız...